açılış konuşmalarını yapmak üzere DAEDER Genel Başkanım buraya davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın vekillerim, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, İlçe Belediye Başkanlarım, AK Parti İl Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerim, başkan yardımcılarım, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi başkanlarım ve il yöneticilerim, önceki dönem genel başkanımız Sayın Yüksel Acar Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Erkan Aydın Vekilim, DAEDER Yönetim Kurulu üyeleri, muhtarlarım, sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri ve başkanları, aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Fethi Yıldız'ın da gördüm. Hoş geldiniz. Öncelikle davetimize icap etmiş olduğunuzdan dolayı hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Değerli hazırım, kıymetli hemşehrilerim, hepimizin yaşamış olduğu son zamanlarda dünyada ve Türkiye'de maalesef acı bir tablo var. Adına korona diyorlar, pandemi diyorlar. Dolayısıyla bu dönem içinde, 2 yıllık dönem içinde hayatlarımızda bambaşka bir dönüm noktası yaşandı. Dolayısıyla değerli protokol, kıymetli hemşehrilerim, bu pandemiden dolayı bir sürü faaliyetimizin maalesef yapılamamış olmasından dolayı ciddi anlamda, her alanda da bütün sektörler sıkıntı yaşadı. Bunlardan bir tanesi de daha derdi. 35 yıllık tarihi süresi içinde her bayramın haftasında hem sanat alışımızı hem de hemşehrilerimizle buluşup onlarla hospal etmek, hem faaliyetlerimizi anlatabilmek hem de ibadetimiz olan Kurban Bayramı'nın paylaşmak olduğu ve duygularımızın, düşüncelerimizin ifade edilmiş olduğu bir organizasyonu yapmış olduk. Özellikle bu sene her şeye rağmen, pandemiye rağmen sosyal mesafemizi koruyarak inşallah hayırlısıyla bu akşamki bu toplantımızı sağlıklı bir şekilde tamamlamış olacağız. Değerli hazırım, tabi her zaman hemşehrilerimize yapmış olduğumuz çalışmaları anlatmak zor. Aslında bir sürü faaliyetimiz var ama ben bu faaliyetlerimizin ana başlıklar halinde bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. 2 yıllık süre içinde şöyle geriye baktığımızda gerçekten çok önemli projelere de imza attığımızı özellikle paylaşmam gerekiyor. Öncelikle tabii 2 yıl önceki yıllardan beri DAEDER kendi yöresinden çıkmış olan evlatlarına akademik anlamda, eğitim anlamında tahsillerini devam edebilmesi noktasında da yaklaşık 300'ün üzerinde öğrencilerine, üniversitede okuyan öğrencilerine burs vermeye devam etti. Tabii maalesef bizim dönemimiz biraz da talihsiz bir dönemdi. Pandeminin 2020'nin Şubat aylarında kendini göstermesiyle beraber hayatımızda ve faaliyetlerimizde bir sürü değişiklikler yaşandı. Bilmediğimiz bir savaşla mücadele ettik. Uzun zaman kendi faaliyetlerimizi yürütebilmek adına dijital ortamı, adına sanal ortam dedikleri toplantılarımızı ve etkinliklerimizi sanal ortam üzerinden devam etmeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi de 23 Nisan Ulusal ve Çocuk Bayramı'nın uzaktan resim yapılarak bunların paylaşılması sonucunda bu çocuklarımızın hem bayramımızı kutlamak hem de çocuklarımızı ödüllendirmek adına buradaki milli bayramımızı da kutlamış olduk. Tabii karantina bizim bölgemizde de maalesef bir sürü köyümüzü etkiledi. Biz pandemi falan dinlemeden, değerli hazırım bunu açık yürekle söylüyorum, dernekçilik görünüşü dedik. Belki çoğu insanımız kapıdan ve pencereden bakamadığı dönemde biz DAEDER yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber bölgeye giderek karantinaya uğramış olan köylerimizde, mahallelerimizde ihtiyaçları nedir noktasında erzak yardımından veya diğer lojistik alanlarında katkılar koymaya çalıştık.
Bu bölgede özel TKLS ilçemizden kaymakamlığa yaklaşık 20 tane engelli aracı ve 20 tane de engelli değnek veya koltuk dediğimiz oradaki engelli kardeşlerimize de ciddi anlamda katkı sağlasın, hayatını kolaylaştırsın diye bir çalışmamızla faaliyetlerimize devam ettik. Tabii Ramazan ayları döneminde bunları sosyal medyada çok ifşa etmedik ve anlatma da ihtiyacı hissetmedik. Gönüllü hemşerilerimiz, yaş adamlarımızın desteğiyle hem erzak yardımı hem de zekat yardımıyla alakalı da daire olarak görevimizi devam ettirmiş olduk. Tabii esas olan burada en büyük sıkıntı eğitim meselesiydi. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitimin başlanmasıyla, dijital ortamda eğitimlerin başlanmasıyla yöremizde çok büyük sıkıntılar oluşmaya başladığını gördük. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığımız tablet dağıtımı noktasında ciddi anlamda bir çalışma yaptıysa da yine biz daha değerli olarak bölgemizdeki ihtiyaç sahipli çocuklarımızı Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla tespit edip hem hayırsever kuruluşlarımız başta DEKAV olmak kaydıyla ve diğer kuruluşlarımızda 300'e yakın çocuğumuza tablet dağıtımını yapmış olduk. Tabii tablet dağıtmak çok önemli değildi. Başka bir sorun olduğunu gördük. O da maalesef bölgemizde internetin olmamış olmasıydı. Bazı köylerimizde internet yoktu. Zaten çocuklarımız eğitimi yarım yamalak alma noktasında sıkıntı yaşarken bu sorunu kamuoyuyla paylaşmak, kendilerine de burada özellikle sizin huzurunuza da bir kez daha teşekkür etmekte yarar görürüm. Sayın Bursa Milletvekilimiz Ahmet Kılıç Bey daha deri ziyaret ettiğinde biz bu sorunumuzun olduğunu o anda ifade ettik. Kendileri kayıtsız kalmadılar. Başta Türk Telekom Bölge Müdürlüğü olmak kaydıyla internete çekmeyen köylerin isim listesini istediler bizden. Ve daha sonra 3 ay veya bilemediniz 4 ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir teklif vererek interneti olmayan bölgelerin GSM operatörlerinin internet götürmesiyle alakalı bir mecburi bir kanun haline gelmesini sağlamış oldular. Kendilerine de bilgi vererek biz daha da sayfalarında sosyal medya sayfalarına paylaşarak hem de kendilerine teşekkür ederek bunları yöremize ve insanlarımıza müjde olarak açıklamış olduk. Bir kez daha kendilerine sizlerin huzuruna teşekkür etmek istiyorum. Tabii daha derin olarak bir sorunumuz daha vardı. Değerli hemşehrilerim, kıymetli protokol. Evet, yaklaşık 500 bin üzerinde dağ yöresinde yaşayan insanımız var. Kesin rakamlar olmamakla beraber kimine göre 600 bin, kimine göre 500 bin. Ben bunu 400 bine indiriyorum. 400 bin sayısı da az değil. Biz Bursa'da yaşayan dağlar olarak o bölgeden çıktık. Uludağ'ın arkasındaki olan şu anda biraz daha kısmen faaliyetlerle kendinden bahsettirmeye çalışan, gerek kırsal turizmle, gerekse altyapısıyla kendinden Bursa'da bahsettirmeye çalışan dağ yöresinin evlatları olarak, orada yetişmiş, büyümüş insanlar olarak bir sorun olduğunu gördük. Bu sorun da o bölgedeki hemşehrilerimizle aramızda mesafenin olmaması adına. Oralarda dört dağ ilçesinde zaten Osman Gazi olduğumuz için, merkezimiz de burada olduğu için Osman Gazi'ye düşünmedik. Dört dağ ilçesinde Dağder ilçe temsilcilerini kurduk. Oradaki hemşehrilerimiz sorunlarını oradaki temsilciye anlatsın. Oradan burs müracaatını bulmak isteyen çocuklarımız o temsilcilik vasıtasıyla bizlere ulaşsın diye en azından diyaloğu ve iletişimi daha rahat kılalım diye bu anlamda bir temsilcilik boyutunu hayata geçirmiş olduk. Tabii yetmez. Başka bir sorunu daha gördük. Bu Ramazan dönemi içinde oradaki hali hazırda maalesef bizim dağ yöresinin insanının ne kadar vefalı olduğunu, ne kadar hali baktı sıkıntı da olsa kendi derdini ifşa etmeyecek kadar onurlu olduklarını bir kez daha yaşamış olduk, görmüş olduk. Çatısının attığını, evinin içinde rutubetten yaşanmayacak noktada olduğu ve hali hazırda maalesef penceresinden soğukların girmiş olduğu evlerin olduğunu gördük ve bu alanda da bazı ihtiyaçların olduğunu görerek dedik ki bu yetmez. Ne yapalım? Bir de hayır çarşısı kuralım. Buradaki insanlarımız, Bursa'da Kadir Çinas hayırsever insanların çok olduğunu biliyoruz. Oralarda hayır çarşısı kuralım.
insanlarımız gelsin, kimseye ifşa etmeden, bir bina, 5 kuruş para ödemeden, orada kıyafetten, erzana, mutfak araç gereçlerinden, işte beyaz eşyasına kadar ne ihtiyacı varsa alsın diye oralarda bu çalışmayı başlattık. Geçenlerde Büyükada'nın ilçemizden sağ olsun Sayın Başkanımız bir yer vererek orada açılışını gerçekleştirdik. İkincisini inşallah Keres Belediye Başkanımız çok güzel bir yer verdiler. Protokollerimizi imzaladık. Önümüzdeki günlerde de Keres ilçemizde hayırlısıyla hayır çarşısını açmış olacağız diye düşünüyorum. İnşallah daha sonra Orhaneli ve Harmancık olmak kaydıyla oradaki insanlarımızın, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir takım çalışmalarda devam etmiş olacağız. Tabii değerli hemşehrilerim, kıymetli protokol, bunu söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Dernekçilik gönül işi ama aynı zamanda bu faaliyetleri yürütmenin bir de bir maddi boyutları var. Yani bu çarp öyle kolay dönen bir çarp değil. Evet, bütün arkadaşlarım fedakarlık yapıyor. Bütün arkadaşlarım cebinden harcama yapıyor. Sadece zamanla harcama değil, ekonomik anlamda da bu dağlara bir gelir gelmesi lazım. Bu kadar ciddi faaliyetler yapan Bursa'nın, lütfen yanlış anlamayın değerli başkanlarım, bence herhalde tek yerli derneği diyebiliriz Dağdere. Bu anlamda bu derneğin 35 yıllık tarihi dönemi içinde bir akar olması gerekiyor dedik. Ve Osman Gazi Belediyesi'nden bir yer kiralayarak İbaz Paşa'da bir düğün salonunun açılışını inşallah önümüzdeki günlerde yapacağız. Orada hemşehrilerimizin kongrelerini yapabilmek, cemiyetlerini yapabilmek, mevlitlerini yapabilmek adına yaklaşık 500 kişilik bir insanı barındırabilecek olan bir binayı da dairemize kazandırmış olduk. Eş zamanlı Kızılay'la işbirliğimizde geçenlerde 200 tane yöremizdeki çocuğumuzu getirip burada Bursa'nın değişik yerlerinde hem müzelerimizi hem de kültür zenginliğini olabileceği farklı bir alanda da çocuklarımızı Dağder'de misafir ettik. Ve o çocuklarımızın da Bursa'yı tanımasını ve kültürünü tanıması noktasında ekstra bir sosyal faaliyetimiz olmuş oldu. Tabii yetmedi. Dedik ya pandemiydi. Belki çoğu dernek faaliyet yürütemezken biz Osman Gazi Halk Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir protokol yaparak yaklaşık 300 tane hemşerimize bay ve bayan olmak kaydıyla filografiden Keres bebeğine kadar, güzellik uzmanlığından kuaförlüğe kadar hem mesleki alanda hasta bakım kurslarının da olabileceği burada çok önemli kurslar yaparak kısmen de bunların sertifikaların dağıtımını yapmış oldum. Tabii dijital dünyayla artık tanışmak gerekiyordu. Hayatımızın bir parçası oldu dijital dünya. Biz Dağder olarak özellikle Web TV çalışması üzerinde pandemi döneminde bütün faaliyetlerimizi buradan yürütmeye çalıştık. Gerek Zoom programları üzerinden ve aynı zamanda Web TV üzerinden farklı konuşmacıları alarak Dağder web sayfası üzerinden bir sürü hemşerimize konusunda uzman insanların bulunduğu depremden tutun, yatırıma kadar, kırsal projelerden tutun, farklı alanlara kadar konuşmacılar alarak insanlarımızın bu konuda bilgilenmesinin önemli olduğunu düşünerek bu çalışmaları yaptık. Eş zamanlı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Keres Belediyesi, Dağder olmak kaydıyla BEPKA projesi olan Keres'imizde kırsal turizmin canlanması adına daha önce Ali Kaya Hocam'ın döneminde başlamış olan bu projenin hem pansiyonculuk, hem kooperatifçilik, hem de tur rehberliği noktasında sertifika vermek kaydıyla yine dijital ortamda kurslar vererek bu hemşehrilerimizin de bu alanlarda kendilerini geliştirmesini sağlayacak kurslar düzenledik. Tabii bu arada İnternet Gazeteciliği Federasyonu'na daha da üye oldu. Yaklaşık 3 ülkeden ve 81 ilde örgütlenmesini tamamlamış olan İFG adı altında İnternet Gazeteciliği Federasyonu üye olduk. Yaptığımız her faaliyetin dünyada ve Türkiye'de 125 milyon insanı bir anda bilgilendirebilecek olan bir ağda üye olmuş olduk. Aynı zamanda Güney Bursa ve Bursa'mıza dair Dağder patent hakkını Türk Patent Kurumu'ndan alarak buralarda da resmi tescillenmemizi tamamlamış oldum. Tabii burada son iki tane, aslında bir sürü faaliyetimiz var. Değerli protokol, ben uzun uzun bunları anlatma ihtiyacı hissetmiyorum. Biz yapmış olduğumuz ziyaretlerimizi ve farklı alandaki projelerimizi anlatarak bu akşamın özellikle anlamına binaen
Çok da kanıtmak istemiyorum çünkü benden sonra Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve milletvekillerimin herhalde bayram mesajı olacak. Ben dedim aradan hemen sıkıştırayım, kendimizi ifade etmiş olalım diye söz almış oldum. Tabii bizim 35 yıllık dönem içinde Dağdere'mizde inanılmaz başkanlarımız ve yöneticilerimiz vardı. Şöyle geçmişe baktığımızda ve hikayeleri duyduğumuzda zor şartlarda fedakarlık yapan Yüksel Acar Başkanım burada. Erkan Aydın Vekilim burada. Daha önce genel başkanlık yapmış ve bu binaların kazandırılması noktasında da çok büyük emekleri olmuş. Ve kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu 35 yıllık dönem içinde Dağdere'de çok önemli olan bir değişim yaşandı. Özellikle Ali Kaya Hocam'ın döneminde başlatılmış olan bir çalışmaydı bu. Bize nasip oldu. Hem Maliye Bakanlığı hem de diğer bakanlıklarla teftişini çok sıkı bir teftiş vererek İçişleri Bakanlığı'nın ve Sayın Bakanım Hakan Çavuşoğlu'nun da destekleriyle beraber biliyorum çünkü çok ilgilendi ve bu işin olması noktasında da fevkalade emek verdiler. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyedeki olan makamında özel kalemde ve diğer siyasi partilerimizde kim kendi ismini de yad etmeden olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın da destekleriyle kanunlaşarak 2021'in 13 Ocağı'nda kamu yönüne dernek oldu. Bu çok önemliydi. Kamu yönüne dernek olmanın avantajlarını şimdi uzun uzun anlatmayacağım sizlere. Ama bir kabuk değişikliği, resmi bir sıfat, artık bundan sonra normal bir dernek değil, resmi bir dernek olmanın ağırlığı ve yüküyle ve sorumluluğuyla inanıyorum ki daha der, bizden sonraki yöneticilerle beraber bu yöreye, bu kültüre, iline, Türkiye'ye, hatta kültürel faaliyetlerle belki biraz sonra anlatma ihtiyacı olabilir. Kendi kültürünü uluslararası boyutaya taşıyabilecek olan çalışmalarıyla ki böyle bir çalışmamız var. Şu anda bunu da ifade etmek istemiyorum. Tamamlanmadıktan sonra. İnanıyorum ki festivalleriyle ve dünya kamuoyuna çok önemli bir projesiyle geleceğini de şimdiden haber vermek istiyorum. Tabi burada yerel yönetimlerin ve siyasilerin de fevkalade desteğini alarak. Ve vergi muafiyetinden tutun, özellikle büyük edinme, arsa edinme, bina edinme noktasında da fevkalade bir katkı sağlayacak. Şimdi son bir ifade de bulunarak özellikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım başta olmak üzere kendilerinden de destek isteyeceğim bir projeden bahsetmek istiyorum. Bütün fizibilitesi hazırlanmış. Paydaş kuruluşlarımızdan bazı kuruluşlarımızla beraber diyaloglar kurulmuş. Allah nasip ederse Bursa'mızda 15 bin, 20 bin belki 25 bin insana gıda dağıtılabilecek olan bir gıda bankası projemiz var. Şu anda bu gıda bankasının hayata geçirilebilmesi için öncelikle bir yer sorunu var. Bu ürünlerin hem içerideki olan dizaynı, soluk hava sistemleriyle beraber muhafazası olabilecek, bunu da yaptırabilecek olan sponsorlarımız da var. Sadece kendilerinden eğer kendileri takdirde bulunursa bize büyük bir depo noktasında tesis etme veya temin etme noktasında katkı sağlarsa hem yöreye hem ihtiyaç sahibi insanlara hem 6 aylık kısmen de 1 yıllık sürekli erzak verilebilecek olan bir çalışmanın da önünü açmış olacaklar. Ben bu anlamda kendilerinden destek istiyorum. İnşallah bu çalışmayı da hayata geçirir. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi insanlarımıza zaten devletimiz hizmet ediyor. Zaten Bursa Büyükşehir Belediyesi veya diğer belediyelerimiz hizmet ediyor ama bir de bunun sivil ayağının olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da kendilerinden özellikle desteğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli protokol, kıymetli hemşehrilerim, aslında ifade edilebilecek o kadar çok konu var ama ben sözlerimi çok uzatmak da istemiyorum. Her şeyden önce bizleri kırmayın. Buralara kadar geldiniz. Bizleri onur ettiniz. Dağ yöresinin insanlarını ve Dağdere'yi bu anlamda bahtiyar ettiniz. Ben bir kez daha hepinize ayrı ayrı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah bin kere razı olsun. Kurbanlar paylaşmaktır derler. Bayramlar paylaşmaktır derler. Dinimizde, kültürümüzde, örfümüzde, annemizde
bizde paylaşmak vardır. Bugün bizim duygularımızı paylaştınız. Bugün bizim birlik ve beraberliğimizi paylaştınız. Hepinizden ayrı ayrı Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Hürmetlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Dağ Değer Genel Başkanımız, özür dilerim, ben bir şey unuttum. Çok özür dilerim. Ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aslında hem Osman Gazi hem de Nilüfer Belediye Başkanıma da teşekkür etmek istiyorum. Şunu söylemeden geçemeyeceğim, değerli hazırım. 20 yıl önce dağ bölgesi ciddi anlamda belki nitelik noktasında sorun yaşıyor olabilir. Ama bugün biraz önce bahsettiğim üniversitede yaklaşık 2000 tane çocuğumuz bize burs müracaatında bulunuyor. Bunların 66 tanesi hala hazırda tıp öğrencisi. Değişik branşlarda, tıpta, hukukta, mühendisliklerde okuyan bir sürü çocuğumuz var. Bu anlamda Bursa'da hem nitelikli siyasetçi, hem nitelikli bürokrat, hem esnaf, hem iş adamımız ciddi anlamda göz ardı edilmeyecek kadar çoğalmaya başlandı. Özellikle başta sağ olsun Turgay Başkanım, Remzi Başkanımı Başkan Yardımcısı yaptı. Mustafa Başkanım, Halil Döner Başkanımı ve Yunus Başkanımı Başkan yaptı. Anlıyor Başkanım da daha önce yöremizde ki benim de abim söylemekte onur duyarım. Daha ileride de başkan vekilliği yapmış olan Fethi Yıldız abim bizi başkan vekili yaparak yöremize ne kadar önem vermiş olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Allah'a emanet olun. Dağ Değer Genel Başkanımız Dişar Türk'e duygu ve düşünceleri için teşekkür ederim.